Evet değerli izleyenler, şu anda ilginç bir sporla karşılaştık ve bu sporu yapan arkadaşlar da şimdi buradalar. Onları da görüntülüyoruz ve merhabalar efendim. Hoş bulduk. Çok ilginç bir spor bu gerçekten. Ben de ilk defa gördüm. Bizim paintball dediğimiz sporun okla yapılan versiyonu değil mi bu? Yani boya atarak yaptığımız işin burada ok atarak yapılıyor. Peki bu tehlikeli değil mi? Yani kalkan koruma maskeleri var. Evet. Gövdeyi korumak için bir koruyucu geliyor. Evet. Zararı yok şu anlık değil. Şu anda yani. Herhangi bir zararı yok değil mi? Evet. Peki sizleri tanıyalım. Sizin isim neydi? Mustafa Aydar ben. Mustafa Aydar sizin. Kerem. Sizin. Fatih. Evet gençler böyle gördüğünüz gibi genç arkadaşlarımız kıyafetleri de okçuluğa uygun. Geleneksel okçuluk galiba değil mi bu genel olarak? Evet. Osmanlı okçuluğunun bir değişik versiyonu. Ve burada yine oldukça minik kardeşlerimiz de bu işe gönül vermişler. Ve şimdi biraz da sahadan görüntü alalım. Evet böyle saman yığınları, saman balyaları konmuş yerlere. Bunların arkasına saklanıyor insanlar. Ve rağbet görüyor. Rağbet görüyor değil mi bu spor? Biraz daha yüksek sesli olursa çünkü çok büyük bu etrafta rüzgar da var. Gençler özellikle bayağı bir rağbet görüyor. Evet. Benim bu oyuncağımızda çok bize ait bir... Onları daha yakın geldiği için. Evet. Yani bizim Osmanlı okçuluğu hem de. Evet. Ve paintball'da hani boya harcıyorsun. Burada boya harcaması da yok gördüğünüz kadarıyla. Evet. Evet değerli izleyenler, burada gördüğünüz gibi boya da harcatmayan, fazla masraf da yaptırmayan bu yönüyle ve bizim geleneksel okçuluğumuzu da bir şekilde sahaya yansıtan bir spor. Paintball'un bunun adına ne diyeceğiz o zaman? Okbol mu diyeceğiz? Bu da ilginç bir şey oldu. Şimdi hazırlanıyor sporcular ve birazdan yeniden müsabaka başlayacak. Çok acıtıyor mu bu ok geldiği zaman, isabet ettiği zaman? Evet. Çok bir zarar vermiyor. He, sıçrayınca çok zarar vermiyor. Evet, evet, evet. Ucunda sünger olduğu sünger için de çok için etkilemiyor. Çok etkilemiyor. Evet. Zaten burada bir zarar engellemek için gördüğünüz gibi bir güzel maske ve çok daha şiddetli gidiyordur bu sefer rüzgarla birlikte. Rüzgarı karşısına alan da çok zor ok atacaktır bu durumda. Evet, okların ucunda süngerler var değerli izleyenler. Bu süngerler tabii oyuncuların bir yerine gelmemesi, geldiği zaman zarar vermemesi için ok, ama tabii rüzgar açıkçası bakıyorsanız çok yavaşlatacak. Evet. Yani illa bir taraf rüzgarı. Böyle bir devre arası oluyor. Ve devreden sonra da karşı takım rüzgarı arkasına almış oluyor. Ceketi, yeleği giyiyorlar ve bu şekilde bu müsabaka sürüyor değerli izleyenler. Evet, şu ana kadar vurulan tespit edemedik. Bakalım vurabilecekler mi? Bizi de vurabilirler bu arada. Oyun alanının kenarında olduğumuz için. Evet, başarılı atış yapamayan arkadaşlar bizi de vurabilir bu arada.
Şurada bir hedef var. Bu hedefler var, şu ortada hedefler görüyoruz. Onlar ne işe yarıyor? Yeşil, beyaz noktalar var üzerinde. Bir tanesini düşürdüğünüz zaman doğruyu düşüren taraf. Ha, yani karşı tarafın... Bir de tabii onlarda mesela çok bariz bir hedef var. Vurduğunuz zaman tabii şanssızlık düşüyor. Evet. Dördüncü, dört kere bir şey diyor. Bu sefer bunu üç kişi... Yani o noktayı vurmak da yetiyor. Kişileri vurmak gerekmiyor. Tabii. Ha, üç tanesini şey yaptığınız zaman... Kaç tarafın diskalifiye olması için yeterli oluyor. Evet. İlginç. Bu da ilginç bir kural değerli izleyenler. Evet, yine atışlar başladı şimdi. Evet, hakem görmedi mi? Değil mi? Evet, hakem nerede? Hakem de var değil mi? Ortada bir yerde hakem vardır herhalde. 4 tane hakem mi var? Evet, futbolda 3 tane var. Hakem burada 4 tane değerli izleyenler. Burada çok top atılıyor. 2 tane top var. Burayı takip etmek daha zor. Şimdi kimse alacağım, Murat Tufan, Uğur Vardar.